Neredesin lan sen? Ya Nurten, yetişmeye çalışıyorum ya. Biraz bekletin şu nikahı, ne olacak ya? Nasıl bekleteyim lan? Göğmeni misin bu? Hadi yetiş. Hadi hadi. Oh Allah. Allah şanlar baksın. Nüfus cüzdanını içeriye verdim. Nikah başlayınca çağıracaklar seni. İyi gari, pek iyi ettin. Pek heyecanlıyım ben. Cemal hayır diyecek. Rahat ol. Ben rahatım Niyazi. Merak etme, çok rahatım. Vallahi mi ya? Niyazi, ne oluyor? Serin seviyorum, ceketimi veren dedim. Damadım ve gelinin şahitlerini alalım. Gelin hanımın şahidi Niyazi gitti gider. Damat beyin şahidi Niyazi Sümbül. Hem gelin hanımın hem damat beyin şahidi Sultan Yılmaz. Buyurun. Niyazi. Artık bundan sonra bizim nikahımız kıyılır değil mi? Prof olacak bu bizim için. Gidip kusura gelmeyin. Evet, hazırsak başlayalım. Gençlerimiz belediyemize gelerek evlenmek istediklerini beyan ettiler. Ben de medeni kanunun şahsıma verdiği yetkiyle bu nikah akdine başlıyorum. Siz Sayın Yusuf kızı kavran yaşa basmaz. Cemal Alkan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayırı ben diyecektim. Kamuran diye verdi. Nasıl oldu hiç anlamadım. O da benim marifetim hayatım. Nasıl yani? Kamuran hamilelik raporunu aldığımı öğrenince panik olmuş. Önce benimle konuşmak istedi. Benim bir suçum yok. Hastane raporları karıştırılmış dedi. Ben de raporların karışmadığını, Fatma'dan örnek alıp idrar testini öyle yaptırdığını, bunun başından beri kurmaca bir plan olduğunu bildiğini söyleyince, Kamuran, tamam, sahtekarlık yaptım, kabul ediyorum. Bu planı ablamla beraber ettik. Emme ne olur bu planı kimseye deme. Yoksa babam beni öldürüveyi, sonra da Gonya'ya gelin gönderi. Bir daha da buraları hiç göremem. Ne istersen yaparım, her şeyi yaparım. Yemin ederim ne istersen ama.
diye yalvarmaya başladı. Ben de ona nikahta hayır dersen bu raporu ortaya çıkarmam. Ama evet dersen ayağa kalkarım ve bu raporu nikahta herkesin içinde açıklarım. Senin de nasıl büyük bir yalancı olduğunu herkes anlar deyince Kamuran masada hayır demeye mecbur oldu. Vallahi Gül, helal olsun. Kamuran'a nikah masasında hayır dedirtmek, hele ki damat benken, herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Başka şansım vardı sence? Yani doğru diyorsun, yoktu aslında da. Kamuran bu işten nasıl kurtulacak peki? Onu da ben halledeceğim, merak etme. Neyse ben şimdi gideyim de seninle tütün deposunda görüşürüz, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Kamuran'la buluşmaya işte. Niye? Ya bu da işte Kamuran'ı kurtarma planının bir parçası. Ya Gül, Kamuran bize o kadar oyun oynuyor. Sen hala onu kurtarmanın peşindesin. Ne yapayım? İyi kalpli olmayı senden öğrendim Cemal. Her ne olursa olsun, iyilikten vazgeçmemeyi. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neyse hadi gideyim ben. Tamam, bak ama geç kalma. Artık yavaştan kendi nikah telaşımıza düşün. Tamam. Hı? Gülsüm. Sen neden hala burada durup durun bakayım? Babaanne, Cemal Kamran'ın onun neden hayır dediğini merak ediyordu. Ben de ona onu anlatıyordum. Neden hayır demiş? Ya sonra anlatırım sana babaanneciğim. İyi, hadi yürü gari. Hadi gidelim. Sen de umarım beni kim için terk ettiğini anlarsın Cemal. Ne desen haklısın. Ay bu Kamuran'a yetişmek imkansız ya. Önce Kamuran'ın Murat'ına katılması lazım abla. Ne oldu? Ne oldu? Kamuran yakalandı mı? Yok. Nerede? Kaçtı gitti, yakalayamadık. İyi tamam hadi ben gidiyorum. Nereye? Ya işlerim var biraz, onları halledeceğim. Biz nasıl gideceğiz kızım? Babaanne Niyazi buralarda, o sizi bırakır. Ha, iyi. Tamam. Peki. Tamam. Hadi ben kaçtım. Ha, hadi, bay bay. Geber, çabuk. Nereye gidiyorsun? Geri kal. Kaç. Güzel açtın. Ölüyorum traktörün altında. Nereye gitti lan bu gıt beyinli? Baba, yeter ki biri verdik. Gitmez. Son nefesimi versem de onu bulacağım, gebertecek. Bakın Yusuf Bey, yani tamam Kamuran'ın yaptığı şey kabul edilemez. Yani bu bir skandal, yani bu bir rezalet. Ama yine de ona uygun bir dille anlatmak lazım. Gebertmek olmaz. Hakikat Yusuf emmi, kesiliverdik hepimiz ya. Belli ki saklanıverdi bir yerlere. Konuşuyorsun, kötü bir şey yaptım dersin, olur biter. Saklandı o bence. Hissediyorum ben. Lan bırak hissetmeyi şimdi, sana patlayacak diye sus. Lan. Beni bak, nereye gidecek o gelinliklerle? Saklanacak yer mi var? Ya kaymağım haklı yani. Beyaz gelinlik nereye kaçacak? Ya hata bende zaten. Ben traktörle gelip geç kalmayaydım. Oturaydım onun nikah masasına. O da var ya, hatirken ağzını ömürünü sıkıp... Kardeş, burada gelinlikli birini gördün mü? Ha? Allah Allah. Nereye gitti bu kıt beyinli ya? Hadi arayıveren, hadi hadi. Dağılın lan. Herkes yer var, dağılın lan. Sen yapma beyaz gelinlik. Ne oluyor? Kamuran. He ben. Kamuran bu ne hal böyle ya? Ya nerede kaldı? Gelinlik ne oldu? Kız dur, arka arkaya sorma, kafam karışıyor ya. Vallahi unutuyorum. Ay tamam pardon. Kamuran bu ne hal? Gelinlik ne oldu? Nerede kaldın? Ay vallahi atlatamadım babamı. Beni kovalaya kovalaya güçlenmiş herhalde. Yakalanıyordum az da. Kız koşarken aklıma bir şey geliverdi. Koşarken? He? Vallahi bak böyle beynim sallanıverdi herhalde. Ondan çalışıverdi. Kız benim babamın saati var. Aynı öyle ha. Böyle zallıyorsun, çalışıyorum. Hah, böyle. Ya Kamuran tamam Allah aşkına uzatma konuyu ya. Bak unutacaksın şimdi. Gelinliğini falan ne yaptın ya?
Ha, şey, yakalanmamak için değiştiriverdim hemen. İyi yapmışsın vallahi. Hadi gel gidelim de seni şu kurtaralım şu işte. Baksana, bak nikahta hayır dedim, artık raporu ver bana yani, değil mi? Kusura bakma, veremem. Anlaşma böyle. Ne böyle, ne kabahat? Milleti topla, nikah yapacağız diye hepsini rezil ol. Biz düşürdüğün hale bak. Allah Allah. Baba, benim ne suçum var? Ben nereden bileyim Kamuran'ın hayır diyeceğini? Yapmışsın da son dakikada sen bir şey. Sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Vakıfı da hep bir cinlik. Kime çektiyse ki. Bu laf sokulama. Bu baya laf sokulama. Benim. Ne gül, hangi gül? Ha. Evet, torun hanım. Tamam, geliyorsun. Kapı kapı, fazla yazmasın, tamam. Ne oldu, ne diyorum? Sultan Hanım, biz de konuşacakmış, eve çağırıyorum. Aa, buyur. Kamuran hayır dedi ya. Hemen sıraya gelecek. Bak, yemin ediyorum seni gebertirin, fena yaparın. Ben onu gelin olarak istemiyorum. Delirtin miyim beni? Allah Allah, ama ben nereden bileyim kız ne diyecek? Her şeyi de bana patlıyorsunuz ha. Şşt, başmayın, başma. Geçir be, bakalım ne diyecekler o kadar acele. Ne bağırıyorsun sen ya? Bütün morlu duydu ya. Hiç Celal'le Hilal yok. Dudu bağırma, Dudu bağırma. Celal'le Hilal'i ben ne yapayım Hilal'le Celal'i? Koca insanlar yürüyerek gelemesinler, kendileri gelsinler. Bir de onları bekleyeceğiz biz ya. Sen ne bağırıyorsun? Bana diyorsan kendin bağırıyorsun. Niye bağırıyorsun? Ben Allah sanki Allah, sadece ben Allah bağırıyorum. Allah Allah ya. Ya kabus gibi ya her şey ya. Şşş, sus Dudu. Aha. He torun hanım. Size mi? Hakkı size. Ha ha, anladım. Kamuran'la mı ilgili? Tamam tamam, biz hemen gelip dururuz. Köye gidiyoruz. E Kamuran ne olacak? Sultan Hanım, torunu arayıp durur. Kamuran'la ilgili anlatacağı heyler varmış. Onun için hemen gideceğiz. E çocuklar ne olacak? Onları hamama gönderiverdik Kamuran arasınlar diye. Onlar burada mı kalacak? Bünyamin, sen çocukları topla. Heh. Traktör de meydanda kaldı. Onu da al köye gel, tamam mı? Biz de Arangil'le beraber köye geçeceğiz. Orada buluşuruz. Tamam Halim Baba. Halim Baba, sen var ya, bir denesin ya. Sağ ol, sağ ol lan, sağ ol. Yalnız benim de bir dene damadım ha. Baksana, cimaltli direktman taca çıktı. Tamam lan, tamam, uzatma. Hadi Esma, Nurten, bizim taksiyle biz de köye geçiverelim. Tamam, yürüyorum kızım. Tamam. Yürü. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Çok güzel. Kimse yok. Gel. Kamuran, gel. Hadi, hadi, hadi. Acele et. Kimse yok. Görmesin seni. Gel. Koş. Ay. Hadi gir sen benim odama. Ah ya. İşe bak ya. Uf, benim de bütün hayallerim hep tersine dönüyorum. Şimdi Cemal'in odasına yerdeye girmek vardı. Senin odana giriyorum. Kısmete bak. Ay, çok yazık olmuş Kamuran, çok yazık olmuş. Neye niyet, neye kısmet işte, değil mi? Ama eğer çok istiyorsan, ben seni kucağıma alayım istiyorsan öyle sokayım eşikten. Gerdek diyor ya. Kucağına almak mı? Kız, o bizim adetimiz değil. O ecnebilerin adeti. Bizde gelin odada böyle kırmızı kurdaleyle hediye paketi gibi bekler. Damadı da arkadaşları böyle sırtına vura vura odaya sokarlar. Hediye paketi diyor ya. Kamuran, Allah aşkına gir içeri, bak sesini çıkarma, benden haber bekle, tamam mı? Tamam, hayırlı inşallah ya. Dur, bir dakika. Sen bunları nasıl aldın? Ha, bir bakalım nasıl aldım. Yok artık. Yok kız, öpücükten değil. Dudu teyze gelin alma adetidir diye altın verdiydi ya, ondan alıverdi. Ay. Gülsüm'ün taksi değil mi bu? Hmm, evet o.
işin var diye oradan hemen koşa koşa çıkıverdi. Bak geri vermiş eve gari. Burada durup duru bu. Hız yaptıysa demek babaannem. Yalnız hız yaptıysa cezayı da yemiştir. Yolun kenarında radar var mağazanın girişinde. Vallahi hemen keser cezayı. Bir siyah bir beyaz taksi durup duru orada köşede. Ben görmedim vallahi onları Niyazi. Gel. Gel sultanım. Hadi bakalım. Kızım. Üstüm. Kızım sen erkenden koşup gidiverdin işin var diye. Eve geliverdin. Ne yapıp durun burada? Babaanne çünkü işim buradaydı benim. Misafir davet ettim. Çay demleyeceğim. İçeriz değil mi? Misafir mi? Kimi davet ettin bir tane? Ya abla yabancı değil zaten de şimdi söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Ha, demliyorum çayı. Ben de kalan mı Gülsüm kız? Bence kal valla. Sürpriz, sürpriz, sürpriz deyip durun. Bir atla karışıp durun. Dur bakayım, dur bakayım çıkacak gayrı ortaya. Sürpriz, sürpriz. Yani ben onlar için bu kadar çaba harcayayım. Ben onlar için servet harcayayım. Ama kız gelsin orada hayır desin ya. Hayır desin yani. Hayır desin ama niye hayır desin ya? Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır Kamuran. Hayır. 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 Ama niye hayır? Allah'ım niye hayır? Neden hayır? Niye? 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 Enişte! Kemal! Enişte! Oğlum niye enişte diyorsun? Enişten yok. Benim, Kaan. Doktor! Allah Allah, enişte diyor ya. Lan! Dur, dur, geliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ne oldu kızım, kim geldi? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi günler. Sultan Hanım. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya hoş geldin. Geç şöyle geç. Hoş geldin oğlum. Cemal gel böyle gel. Ayakta kalmıyor. Oturun bakayım oturun. Ayakta kalmıyor. Ya oğlum oturalım. Hayır bakalım. Torun Hanım yok mu? Budalay ya. Yok kız torun takımının kaptanını diyorum. Gül Hanım'ı bizi o çağırdın ki. Ha. Gelir şimdi. Hah. Hah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer misafirlerimiz de gelsin, başlarız. Diğer misafirler mi? Kız bana bak. Üstügül de burada ya. Ne olacak acaba ya? Ne olacak bir şey değil mi? Ne olacak? Ne olacaksa olacak. De ben bir an önce Kamuran'ı öldürüp katil olayım. Baba. Tövbe dilen. Ağzından yel atsın. Bak yeniden söyleyip durum. O Kamuran'ı kim elimden almaya kalkarsa önce onu öldürürüm. Tamam mı? Ben karnında bebesi var diye sineye çektik. O da tutmuş nikah masasında hayır deyip durum. Söylesene bana hangi mantıkla bunu söyleyip durum? Vallahi o konuda haklısın ne diyeyim. Ya anne ben hani Kamuran hamile diye öyle değillerdim. Sus kız sus. Ağzınızı açsanız bebe deyip durunuz. Yeter bu duygu sömürüsü be. Hadi yürü. Ya Hüsnücüğüm, sen niye buradasın? O değil de Yusufcuğum, sen niye buradasın? Ya herkesi ben çağırdım. Onu anlayıverdi. Kızım da niye çağırıverdin bakayım sen onu söyle. Tamam babaanneciğim, tamam sakin ol. Ne sakin olacağım kızım? Niye sakin olacağımışım? Tamam Sultan kız, birazdan her şey anlaşılacak işte. Etme ama böyle. Kız nikahta hayır diyeymiş gari. Ortalık karıştırıyormuş. Şimdi burada oturup çay mı içeceğiz? Yani üstüne bunun tövbe tövbe. Ya babaanneciğim işte ben de bu konuyu açıklamak için herkesi buraya çağırdım. İyi de bakalım söyleyeyim hadi. Şimdi ben çayları koyayım, öyle açıklarım. Hala çay diyor ya, çatletecek bizi bu ha. Çatlamayı ver canım, sen de 5 dakika bekle. Aa, tamam bekleyin, geliyorum hemen. Ya Hüsnücüğüm, kusura kalma lan. Bizim kız yaptı bir şeyler ama ben de bilemiyorum neden.
Evet Yusuf'cum, aynen. Biz de anlayamadık. Yapmasaydı iyiydi. Yine yapması bir şey değil de sıvaması o güzel olmadı. Tamam baba, işte anlatacağım dedi. Hepimiz merak edip duruz. Aydınlatacakmış bizi. Tamam. Ya Cemal doğru diyor. Gül birazdan hepimizi 40 mumluk ampul gibi aydınlatıverecek. Sakin olun. Sıddık abi. Ya ben de buradayım. Tabii. Sivay. Seni eve kadar bırakıverseydik Sivay. Yok gerek yok. Görüşürüz o zaman. Hiç sanmıyorum Sıddık. Ha. Öyle diyorsun. O zaman biz kaçalım. Öyle olsun. İyi günler. İyi günler. Olur. İyi günler. Çok kırgın bize. Evet. Sen niye bozuk atı veriyorsun ki bunlara? Bir şey yok, boş ver. Hı, iyi. Ana! Kemal! Aytaş, kardeşini al. Kemal! Dur lan, dur. Nereden dur. Buldunuz Kemal'i? Ha? Dur Kemal, gel. Gel Kemal. Dur. Ayten tuttum. Ayş. Gel. Doğan abi nereden buldun sen Kemal'i? Dün geceden beri yoktu. Ya bu çocuk ormanda kaybolmuş. Beni hastaneye götürdüler. Biz bunu unutmuşuz. Dere kenarında buldum böyle. Suyun içinde yatıyordu. Ay canım kardeşim ya. Şimdi siz bunu alın. Eve götürün. Bir kurulayın. Ondan sonra da ısıtın uyusun. Tamam mı? Donmuş. Tamam. Kamran'dan haber var mı? Bulabildiniz mi? Yok Kaan abi. Kamran abamdan haber yok da. Gül bizimkileri Sultan Ana'ya toplayıverdi. Açıklama yapıverecekmiş. Herkesi mi toplamış? He. Niye benim haberim yok ya? Ne açıklaması yapacakmış? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Neyse tamam. Götürün şu çocuğu donmasın. Sağ ol enişte. Ya ne eniştesi ya? Oğlum ben seni nereden enişten oluyorum? Bana enişte deyip durmasana oğlum. Ay kendinde değil yazık ya. Pardon tamam hadi görüşürüz. Sağ ol Kaan abi, görüşürüz. Hadi bakayım Gülsüm, herkesin çayı geldi gari. Hadi anlat bakayım. Tamam, anlatıyorum. Şimdi Kamuran'ın midesi bulanınca hastaneye gitmiş. Kızcağız orada bir sürü test yapmışlar. Arada bir de gebelik testi de yapmışlar. Hastanelerde öyle ya, ne var ne yok yapıyorlar. Neyse bir bakmışlar testin sonucu pozitif çıkmış. Tabii Kamuran önce buna sevinmiş. Ama sonradan kuşkuları oluşmuş çünkü böyle bir şey hatırlamıyor. Cemal de hatırlamıyor tabii. Sonra demiş ki acaba hastanede raporlar karışmış olabilir mi? Geldi bana bunu söyledi. Biz de herkesten gizli Kamuran'la gittik, yeni bir test yaptırdık. Babaanne, hatta bu sabah senden gizlediğim şey de buydu. Yani sonuç olarak Kamuran hamile falan değil, hastanede raporlar karışmış. Olur mu kız öyle şey? Olmuş işte, hamile değil. Hadi canım sen de. Tamam, çok şükür, çok şükür. He baba, bak senin Yağmuran'a kızmana hiç gerek kalmamış. Kız da olan kızmış Yağmuran. İyi tamam da o zaman nikahta niye hayır diyor? Onu anlamadım ki. Şaşkın mı bu kız ya biraz? Vallahi şaşkın. Sude. Neyse biz konumuza dönelim. Ya zaten Kamuran Cemal'le evlenmek istemiyordu. Hadi canım. Olur mu kız öyle şey? Ya gerçekten bak. Kızı madem istemiyordu da koskoca astrolüs Sivalcan herkesin içinde istediği zaman şakır şakır niye göbek atı verdi orada ortalığa oynayıp durdu? Çünkü Cemal'i refüze etmek için. Olur mu lan öyle şey? Ya olur işte. Ya Kamuran zaten Cemal'in onu sevmediğini biliyordu. Başta da hayır demişti ya zaten. Üstüne bir de Hilal de Kemal'e hayır deyince nikahta artık iyice intikam almak için fırsat kolluyordu. Cemal'le evlenmeyi de bu yüzden kabul etti. Yani hamile olsaydı bebek için evlenecekti. Tabii öyle bir şey olmayınca da ben öküzcüleri bir şekilde refüze edeyim diye düşündü ve bu yüzden hayır dedi. Ulan ben bak, bu hiç inandırıcı değil. Diğer valla bence de inandırıcı değil. Bence de hiç inandırıcı yani. Değil. Hiç değil. Bir dakika. Şimdi ilk bakışta inandırıcı gibi gelmiyor. Doğru. Hı. Yalnız bu planı Kamuran yaptığı için Kamuran'ın mantığıyla, kafasıyla, beyniyle düşünürsek Kamuran böyle bir şey düşünmüş olabilir. O şekil olabilir, evet. O. Yani bu durumda Kamuran hamile olmadığına göre Cemal'le evlenmek zorunda değil. Hadi canım. Mecbur. Evlenecek. Doğru söylüyorsun Yusuf'cum, mecbur.
Aa, olur mu canım sebep? Ya insan istemeye istemeye niye evlensin? Siz dünür olup babaannemin mallarına ortak olacaksınız diye mi yoksa? Ne oldu, neden sustunuz? Yok canım, ne susacağız? Ben sadece Kamuran Cemal'e neden hayır dedi onu merak edip durum yani. Bilmiyorum, anlamadım bir türlü. E başka birini seviyor olamaz mı bu kız? Nasıl yani? O kim o başka sevdiği adam bakalım ha? Herkese merhaba. Ne oldu ya? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Benden mi bahsediyordunuz yoksa? Ne oldu ya? Ya şey, Kamuran bulundu değil mi? İyi değil mi Kamuran ya? Ha? Bir şey olmamış yani kıza. Yani eğer bulduysanız, bizim Kamuran'la biliyorsunuz Yusuf Bey çok yakın bir diyalogumuz var. O yüzden ben kendisiyle kısa da olsa bir görüşme yapmak istiyorum izninizle. Kaan lütfen geç sen. Ben de onu anlatıyordum tam. Sana da anlatırım. Gel otur. Ha. Ya ne olmuş Allah aşkına anlatsana. Niye hayır dedi bu kız ya? Kaan geç işte. Misafirlerimiz de kalkıyordu zaten. Sana ben anlatacağım. Kamuran nerede Hindi? Ben onu en kısa zamanda size getireceğim. Söz veriyorum. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Yana bak. Güle güle Yusuf. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Hadi güle güle. Açık ayı ve sen de öyle. Ya ne oldu ya? Ha, anlatsanıza şimdi şey olayı tatlıya bağladınız değil mi? Yani olaya tatlıya bağlandı. Şimdi Kamuran tahmin edeyim. Kamuran şaşırdı. O yüzden düğünde hayır diyiverdi. Şimdi yeni bir nikah için gün alınacak falan onu organize ediyorsunuz değil mi? Ya Niyazi Bey Allah aşkına anlatın ne oldu? Ya tamam gel öyle otur. Otur sakin ol gel. Gel konuşacağız. Allah Allah. Oldu o zaman. İyi günler. Oldu. Tekrar beklemek üzere. İyi günler. Yusuf, Yusuf. Arkadaş, ben hiç anlamadım ya. Şimdi senin kız bizim dişçi Kaan'a mı aşık oluyormuş? Valla ben de anlamadım arkadaş. Pek bir merak ediverdi baksana. Pek bir ilgilenip durdu ya. Yok canım öyle bir şey nereden çıkarıp durunuz? Ozan Yürten bilir değil mi kızım? He yani ben bilirim öyle bir şey olsa. Ben bir Yamran'ı bulayım, konuşayım, o beni açılır. Şimdi öyle olduysa dişçi bizim Kamuran'la özel olarak ilgileniyordu ya. İşte sponsor oluyordu, dans dersleri vesaire. Demek o sırada yakınlaşıverdilerse, kızın da gönlü kayıverdiyse demek... Saçma saçma konuşma lan üstüne. Tamam lan Yusuf'um, tamam. Her şey ortaya çıkıverecek nasıl olsa. Ya baba, hala konuşup durunuz şunlarla. Zaten refüze olmuşum. Moralim çok bozuk. He. İnsan refüze olunca nasıl hissediyor anlayıver Hindi. He. Biz ne acılar çektik. Acık da sen çekiver. Ne oluyor ka? Eski defterlerini açın şimdi. Ayıp oluyor ama. Ne ayıp oluyor Dudu? He, ne ayıp oluyor? Biz olunca ayıp olmuyor da sizde olunca mı ayıp oluyor? Yeter gari, yeter ya. Aa, yürü Yusuf, yürü. Tamam, yürü, yürü. Yürü, yürü bakalım Esma. Sen de yürü. Hadi binin arabaya. Tamam. Ya. Bunlara bak ya, bunlara bak ya. Biz nefis olduk, bundan sinirleniyor. Acayip bir şey bu ya. Onu ben de anlamıyorum ya. Hep bundan sinirleniyorum. Baba hala tanıyamadınız şunları. Bir de göz göre göre ateşe atıverecektiniz beni ha. İyi, hadi arabaya, hadi, hadi. Hadi, geç. Ya ne demek Kamuran başka birisine aşık canım? Öyle bir şey olmaz. Olamaz ya, mümkün değil. Bakın, yani benim Kamuran'la uzun uzun sohbetlerim oldu. Çok derin mevzulara daldık. Mesela bu Cemal'den karşılık alamıyordu. Ben ona şunu söyledim. Sen karşılık alamamana rağmen onu sevmeye devam ediyorsun. O zaman artık bu aşk platonik seviyede yaşanmaktadır. Yani şimdi platonik bir seviyede yaşıyorsun sen bu aşkı dedim ben ona. Yani? Yanisi şu. Platonik seviyede aşk yaşayan bir insan gerçek boyuta gelip o gerçek düzlemde gerçek bir aşk yaşayamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu mümkün değil. Yani hiçbir kitapta yok böyle bir şey. Mümkün değil. Tamam Kaan'cığım tamam güzel konuşmuşsun da şimdi konuştuğumuz kişinin de Kamuran olduğunu unutmayalım yani. Yani. Yani Nihal haklı. Belki sen bu kızla konuşurken konuşmaların kızda değişik bir etki yarattı. Senin konuşmalarından etkilendi. Kendi kafasında Cemal'i bitirip gene kendi kafasında hiç kimsenin bilmediği başka bir platonik aşka yelken açıverdi. Niyazi, ne güzel konuşup durun. Seller gibi akıyor ağzından kelimeler gari. Yavuz bir siyasetçi olarak ayıptır söylemesi konuşurun. Akıcı konuşma yeteneği genlerimde var. Kaan sen ne diyorsun Niyazi Bey'in bu
akıcı konuşmasına. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değildi yani. Bu da siyasetin alanı değil zaten. Psikoloji Niyazi Bey. Kusura bakmayın. İyi, tamam. Bekle ve gör o zaman. Geldin mi? Ne oldu? Tamam, gittiler. Yani seni kurtardım sayılır. Ama sende şimdi sıra. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi Kamuran? He. Hepsini hatırlıyorum. Hiçbirini unutmadım vallahi. Emme, kafama bir şey takılıyor o. Ne takıldı? Söyle bakayım. Hindi, ben başkasını seviyorum diyeceğim ya. Evet. He, onlar da bana diyecekler ki kimmiş o? Ben ne diyeceğim? Adı bende saklı diyeceksin. Söylemek istemiyorum diyeceksin. Hı? He. İyi, tamam öyle diyeceğim. İyi, tamam. Hadi gidelim de artık şu işten kurtulalım ya. Hadi. Başıma iş aldım yemin ederim. Gel. Allah canına almasın. Sen evet. Burada mıydın kız? Evet. Sen burada mıydın kız? Sen burada mıydın hakikaten Kamran? Ay evet, buradaydı. He, Gül beni buraya saklayıverdi. Zaten babam beni gebertmeye kalkışınca ben buraya kaçmıyor mu? Kaçıyorum. Aynı onun gibi bir şey oldu işte. Kamran, hadi anlat Cemal'e neden hayır dediğini nikahta. Herkes bilsin. Onlar da duysun. Deyiveren. Ben artık Cemal'i sevmiyorum. Başka birini seviyorum. Ne? Aa. Kimi seviyorsun kız? Kimi seviyorsun kız hakikaten? Ben de merak ettim bak. Yani ben bile merak ettim. Durum o derece yani. Ay vallahi hiç ısrar etmeyin. Söylemem. Niye? Çünkü o daha bunu bilmiyorum. Hindi mi aklına gelebilirdi sevdiğin kızım? Biz nikah salonlarına kadar götürüveydin. Oralarda bekledik, yoruluverdik. Niye daha önce düşünemiyorsun sen bunları? Refüz ettim. Refüz ettim onları. Bütün intikamımı alıverdim. Ya babaanneciğim, ben sana bu konuyu anlatmıştım. Hatırlamıyor musun? Unuttun mu? Anlattın mı sen bana? Ya tamam canım, unutmuş işte. Tamam babaanne. Neyse, biz sizin izninizi isteyelim. Hakan, sen Kamran'la konuşmak istiyordun. İstersen al onu götür muayenehaneye. Benim de küçük bir işim var. Sonra geleceğim yanınıza. Şimdi sen nereye gidiyorsun kızım? Babaanne, onu da anlatmıştım sana. Onu da unutmuşsun. Bunu da unutuveymişim işte. Ben böyle bazen unutuveyiyorum. Aklımdan çıkıp gidiyor gari. Niyazim. Ama seni hiç unutmayayım. Sen hep aklındasın benim. Olsun olsun. Bunlar önemli şeyler değil. Ufak tefek şeyler. Unutuluğu gider. Ay olsun babaanneciğim, dert etme sen. Sen Niyazi Bey'e olan aşkını hatırlıyorsun ya, mühim olan bu. Unutmayayım, unutmayayım. Neyse neyse, hadi tamam hadi. Kamran gidelim. İyi, ben de sizinle çıkayım bari. O zaman ben de geliveren de benim araba senin arabanın arkasında. Ben çıkmazsam sen çıkamazsın. Önce ben çıkam, sonra sen çıkarsın. Tamam Niyazi. Niyazi azıcık bekle. Ben de toparlan, hem de ben de geleceğim senden galibin. Kayfayı da daha götür ve işim var orada. İyi hadi bakalım hadi. İyi günler Niyazi. İyi günler. Hadi bakayım. Abla ya, farkında mısın? Biz geldiğimizden beri iyice arttı babaannemin hastalığı. Ay farkındayım, farkında olmaz mıyım? Ya ben de çok üzülüyorum da ilaçlarını veriyoruz, daha ne yapalım bilemedim. Yani bence ona ciddi bir heyecan yaşatmamız lazım. Daha ne heyecan yaşatacağız Besude? Kadının hayatında her gün bir heyecan, her gün bir aksiyon bu köyde. Sok bakayım ayaklarını. Acık. Isınıver. Ne? Öyle mi sokulu? Alık. Bırak lan, bırak. Çıkamam. Üşüyorum. Tamam be. Al ıhlamur yaptım sana, iyi gelir. Ay dur. Sobaya odun otu veren de iyice titriyor çocuk. Ne? Şuradan beri bak. Neredeydin sen koca gece? Dur lan, hemen sorguya çekme çocuğu. Oğlum kesene bir sarılıverem anne. Şş, tamam yeter. Neredeydin lan sen? De bakın bana. Baba ormanda kayboluvermiş. Kaan abi getirdi buraya. Biz de buzunu çözüp duruz çocuğun. Abo. Lan iyi ki ayılar yemedi seni. Şş, dur bakalım dur. Bir yerinde bir şey var mı lan? Hiçbir yerimi hissetmiyorum ki baba. Ay vah anam vah. Kızım, Allah senden razı olsun. Sen de yardım ediverdin o kadar. Ne yaptım ki sizden de? Aa, aba, Kamran abamı bulabildiniz mi?
Yok, bulamadık. Emi hamile değilmiş, onu önü verdik. Allah'ım ya! Değil miymiş hamile? Heh, değilmiş. Hastanede raporlar görüşü vermiş. Bünyamin nerede? Gelmedi. Eniştem traktörle gelip durdu. Hakan'ı da aldı. Biz de üşümeyelim diye Sıddık abiyle gönderiverdi bize. Tamam, tamam. Bir durun bakalım. Ben... Nasıl kayboldun ormanda sen? Çişime ederken baba. Göberir olsun ya. Bütün bunlar benim mi buldum lan? Allah Allah. Dizi dizi inciğin gerizekalılıkta birinci. Ya arkadaş. Adam çiş ederken nasıl kaybolur lan ormanda? Tamam lan. Gitme çocuğun üstüne. Baksana haline. Nasıl gitmeyeyim Esma? İş yere mi dolaşıp duruyor ormanda? Geze geze işini mi lan? Bahçe sular gibi ormanı mı sulayıp durdun sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Al lan ısın bakalım. Yallah aklın başa gelsin. Anam. Arkadaş ben zaten Yağmur'un hayır diyeceğini hissediverdim. Ben bir hissetti, düzgün hissetti. Arkadan böyle sinsi sinsi. Tamam hissediyorsun sen. Evet hissettin. Hissetti abi. Valla ben hiç gitmek doğru söyleyip duru. Ha ne demişler? Perşembenin gelişi çarşambadan belli olup duru. Doğru. 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 Benim hindi hindi aklıma gelip duru. Siz ne çabuk unutuverdiniz lan. Bu Kamuran Gayfe'nin önüne gelip bizim Cemal'e... Cemal artık ben seni sevmiyorum demedi miydi? Ben artık seni sevmiyorum çünkü aslında ben senin benim beynimde oluşan resmine olan hislerimi seviyorum. Hakikaten dediydi la. Değil mi arkadaş? Demedi miydi? Dediydi. Hindi hatırlayamadık vallahi. Dedi. Doğru. Doğru, doğru. Bence Yağmuran uzmandan beri rol yapıyor. Doğru. Tabii, tabii. Olayı da nikah masasına getiriverdi ki hayır diyerekten Cemal'den intikamını alıversin. Bu da doğru olabilir. İyi de arkadaş da ortada bir çocuk var, çocuk. Çocuk ne olacak? Onu devresiniz beni bir o ya. O da doğru. Değerler arkadaş, karnında bebesi var. Evet. Yağmuran bu ya. Bebe olduğunu bir an için unutuvermişti gari yani. Anam! Bu ne arkadaş? Bu Kamuran Sultan Ana'nın torunu ol vermesin. Doğru diyor lan. Hatta bu unutkanlık Sultan Ana'dan bizim Kamuran'ı ürsi olarak geçmiş olur. Doğru deyip dur lan. Aha iyi insan lafın üstüne geldi lan. Tamam. Sultan Ana. Sultan hoş geliverdin. Hoş geldin Sultan Ana. Nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun. İyiyim gari sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sağ olun. Osman, senin acık işin var. Geliver bakayım. Hayırdır be Sultan Ana? Et alıvereceğim senden. Hadi yürü kalk. Sen neden zahmet ettin buralara kadar geldin? Devesedin mi? Eve getiriverdim Sultan Ana be. Seçivereceğim ben Osman. Bir de sana laf mı yetiştireceğim? Hinci durup dururken. Yürü gari yürü. Çok konuşuyorsun be. Ya hadi hadi bekle. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Lütfen. Buyur. Hadi bakalım. Ne lan? Yani Niyazi ne dedim şimdi Yağmuran karnında bebeğiyle Cimala'yı dedi ya. Şimdi işte Yağmuran indi ne boğa yiyecek onu düşünüp dururuz. Lan oğlum Kamuran hamile değilmiş ya. Ha? Nasıl yani? Ya hastanede raporlar karışıvermiş. Bu da madem hamile değilim Cemal'den intikam alıveren demiş. Abo! Ne dedim ben sana? Dedim mi dedim mi dedim mi? Dedim mi dedim? Tamam lan sakin ol ben de dedim ya. Tamam senin dediğin ben de dedim. Tamam lan elini öpen barışalım. Oh, tamam lan dediniz ya. Susun. Sultan Ana, nasıl bir et eti veren? Kuşbaşı, kavurma, et sote, yani nasıl bir şey istiyorsun? Seninle çok ciddi bir şey konuşacağım gari. Emme bu aramızda kalıvayacak. Tamam Sultan Ana. Beni bak, bir kişiye bile söylersen kirana zam yapıverin. 3 senedir aynı kirada oturuyor. Tamam Sultan Ana, ben kimselere bir şey demem. Sen konuş bakalım hele bir. Sen hindi evini Cemal'a kiraya verdin değil mi? Evlenince orada oturacaktı. Cemal artık evlenmiyorum. Diyeceksin ki ben senden evi geri alıyorum gari. Sultan Ana, Cemal'e ayıp olmasın ki? Niye ayıp olsun lan? Başka birine kiraya verdim diyeceksin. Sen nasıl olsa evlenmiyorum Cemal diyeceksin. Ben çocuğuna bir konuşuvereyim. Ondan sonra senin dönü vereyim. Kesin söz ondan sonra vereyim. Olur mu Sultan Ana? Osman diyor. Buyur Sultan Ana, buyur. Sen bu dükkana kaç para kira veriyorsun? 250 gaymaya veriyorum, birik durun. Evini kaç para kiraya veriverdin? Cemal'e de 250 gaymaya verdim. Cemal'den alıyorum, seni veriyorum. Ha. Şimdi ben bu dükkana 500 gayma istiyorum gari. Yapma Sultan Ana. Mahvedersin beni. Vurdu verirsin vallahi ya. Lan
Bu dükkanın ederi bu. Köşede dükkan. Caddenin üstünde. Emme değiyor sanki sultanana. Ben evimi hindi kime kime raya vereceğim. Burada bana bırakacaksın gari. Ben işi hallederim. Anladın değil mi Osman? Anladım. Anladım sultanım. Anladım. Hadi bakayım. Hayırlı işler. Sağ ol sultanım. Akideş. Bu Sultan Hanım Cemal'den ne alıp veremediği var ya. Çok kötü takmış bu Cemal ya. Hayatım. Of, sonunda atlattık. Evet ya, sonunda. Gel geç. Ne dedi sizinkiler? Şok oldular. Yiyecek hiçbir şey bulamadılar. Şahane plan yapmışsın. Hem Yusuf amcalar, hem bizimkiler, hem Kamuran. Hepsi kilitlendi kaldı. Farkına varmadan da Kaan'ı da ateşe atıverdin. O şahane oldu işte. Of, iyi oldu ona ya. O Kamuran'la beraber bizi ayırmak için plan yapıyordu. Asıl plan nasıl yapılır görsün bakalım. İyi tamam, hadi çıkalım artık, acele et. Daha bir sürü işimiz var. Evleneceğiz. Gizli gizli. Ama her şeyimiz de tam olacak. Evet. Ay Cemal. Daha gelinlik siparişini vereceğiz. Bu evin eksiklerini tamamlayacağız. Neyse. Allah'tan kınamı yaptırdım da. O oldu. Bak. Biliyorum. Hadi öp. Hadi. Neyse, bu sefer sen önden çık, ben sonradan geleyim. Şu caminin oradaki sokakta buluşuruz, tamam mı? Tamam. Sen nasıl istiyorsan bir tane. Ya bana bunu nasıl yaparsın ya? Bunu bana nasıl yaparsın Kamuran? Yani bir çuval inciri berbat ettin ya. Ben siz evlenin diye atmadığım takla kalmadı. Bak en sonunda halime bak ya. Neler geldi başıma, ben ölüyordum kızım. Sen gitmişsin nikah masasında hayır diyorsun. Hayır. Niye? Hamile değilmiş. Aman ne güzel. Hamile değilsen değilsin yani. Evet desen ölür müsün? Ölecektim. Ya neye ölecektin ya? Neye ölecektin Kamuran ya? Ya Gan. Gül hamilelik yalanını uydurduğumu öğrenince beni tehdit ediverdi. Her şeyi bilip durup babama her şeyi anlatacaktı. O zaman babam da beni öldürecekti. Sonra da Gonya'ya gönderip beni buralardan ayıracaktı. Ben de mahkum yemiş, suçlu gibi memleketimi bir daha göremeyeceydim. Ne yapayım, ben de bir seçim yapmak zorunda kaldım. Cem'ini zaten kaybettim. Bir de ailemi, memleketimi kaybetseydim. Kaan, ben Cemal'i çok seviyorum. Sen nikah masasına oturup da orada hayır demek ne demek bilip durur mu sen? Tamam, tamam. Tamam, affedersin. Biliyor musun Kaan? Kaan! Tamam, affedersin. Tamam bak, ben sana şey yaptım. Çok yanlış sözler söyledim. Hadi bakayım artık. Artık sil gözünün yaşını bakayım. Hadi. Ağlama bakayım. Hadi tamam. Geçecek. Halledeceğiz. Halledeceğiz tamam mı? Aa, erişte! Cezanı vermesin, ayağımın altında ya. Lan! Bir dakika. Bir dakika. Gel lan gel. Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz lan burada? Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bünyamin ne yapacağız? Kız manyak. Kayınbağam dişlerini döktü de buraya dişlerini yaptırmaya mı geldin yoksa? Ay yok vallahi, daha bunu görmedim ben. Bak ya. Lan bak.
Bana bu taktiği kullandırmaya zorlama bak. Çok kötü, fena oluyor. Çekil bak. Benjamin. Gerçekten sohbet ediyorduk bak. Ne? Şiddetin sırası değil. Ya sohbete bak ya. Böyle sohbet mi olur ya ha? Ne oldu şeyde, nikahta nasıl kaçtığını mı anlatıyordu sana sarmaş dolaş? Ya ne alakası var Benjamin, görmüyor musun bak? Kızcağız ağlıyor. Teselli aramış, buraya geldi. Ya oğlum sağ mı kaldı teselli? Biz her yerde bunu arıyoruz. Biz teselli ederiz ya. Allah Allah. Gel kız şuraya. Gel şuraya hemen. Benjamin yalnız kıza zarar vermeyin ha, olur mu? Oğlum sağ mı kaldı? Sağ ne ya zarar vermek falan? Zaten kaçak gelini almışsın, zapt etmişsin. Bir de yetmez gibi sarılmışsın kan bak. Vallahi billahi yılanı vururum ağzına. Çekil hele. Gel şöyle. Allah'a bir lan. Dur, dur. Allah'a vururum dükkanı yıkar. Çıkasın. Yılmaz. Bana bak lan, yürüyerek gelirsin sen, değil mi? Çabuk yürüyerek gel arkamıza. Çabuk. Geç. İnşallah. O katil edersiniz ya. Benjamin. Benjamin. Sarışma, sağ ne ya? Ya biz bir plan yaptık. Şimdi Gül gelecekti. Kamuran'ı buradan alıp babasıyla barışmaya götürecekti. Ama ondan önce bu şey geldi. Bu klinik vaka aldı kızı götürdü. Allah Allah. İyi de ben Gül'ü gördüm. Cemal'le gidiyorlardı. Yok canım, Gül buraya gelecekti. Yanlış görmüşsün. Ay evet, Gül'dü. Gül'ü gördü. Allah Allah. Emin misin? Gül'ü, evet. Cemal'le Gül'ü gördü. Evet, çok eminim. Arabası da bitti gitti. Beraber bir yere gidiyorlardı. Evet, birliktelerdi. Ya! Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor yani? Allah Allah! Hayret bir şey ya! Ne demek Cemal'le Gül bir yere gidiyorlardı? Ne demek yani? Nereye gidiyorlarmış? Demek Cemal'le gidiyorlardı, öyle mi? Çok güzel. Ay, kötü mü ettim? Yok yok, çok güzel, çok güzel. Çok güzel ettin. Görüşürüz. Vallahi aklım almıyor. Demek Kamuran'ın dişi de gönlü varmış da bizim haberimiz yokmuş. Tevekkülü değil. Gerçi ben bunları dişçinin üst katında sıkı fıkı dans ederken yakalamıştım da konduramamıştım. Şimdi aklım karışmadı. Hiç aklın karışmasın baba. Hatırlayıver. Dişçi yılbaşında abama nah bu kadar böyle bir kocaman bir bileklik almamış mıydı? Aralarında duygusal bir şey olmasa nah bu kadar böyle kocaman bilekliği niye alıversin? Lan nana neye konuştum ha? Ya baba ebat belirtmek için öyle yapıverdim. Sen naha takılma, hem bilekliğe takıl. He baba, hem yılbaşında kürkle telefon da alıvermişti Kamuran babama. Yani siz şimdi buna işi pişiriverdiler diyorsunuz yani. Yok öyle bir şey baba ya, olsa ben bilirim. Çocukla öyle demiyor ama. Hem bir düşünsenize, eniştem dişçiyi niye dövüverdi? Mesaj yazdığı için. Ne alakası var le? Bana mesaj attığı için dövüverdi eniştem. Allah Allah. Çok alakası var işte. Enişten baktı telefona, mesajı sana yazıyordu sandı. Ondan sonra gitti adamı benzetiverdi. Demek artık ne mesajlar varsa. Vallahi Kemal haklı baba. Yani eniştem öldürüverecekti Kaan abiyi. Yani ne türlü mesajlar atıverdiyse artık kıskançlık krizlerine giriverdi. Vallahi öyle bir şey varsa... Ben dişçiye hayır demem. Okumuş, görmüş, geçirmiş, terbiyeli çocuk. Hem Ankara'da da tanıdıkları falan var. Kamuran evden kaçtığında bakanlıkların neyi marayı verdiydi ya. Ama abartı verdiniz sağ. Ne yapacağız kız? Her şey ortada işte. Bunlar işi bişiri vermişler. Bu da bize söyleyememiş. Önce bir emin olu veren de ondan sonra konuşuruz. Onu verem, onu verem de sen şunun ağzını bir arayı ver bakalım. Kopsun da, sus! Ne oluyor lan orada? Ağzın dilin kopsun. Hatta ortadan ikiye ayrıl da şey yapma, bunu buldum ya. Yürü, yürü şuraya. Gel şuraya. Bak, nereden buldun lan bunu? Dişçiyle dal dala buldum. Ne? Ya! Sus kız! Sıyrık, yağlı yoğurtlu bir de.
Vallahi bu beni katil edecek kayınbaba ya. Geçiyordum şansesine böyle muhtarlığın önünden dişçiyle sarmaş dolaş dal dala gördüm ya. Ya baba o beni iyi etmek için uğraşıp durdu ya. Hey! İyi derken yani moralimi yani. Bana şefkat gösterip durdu. Kamuran hemen odana geç. Odama mı? Evet odana geç. Bak kararımı değiştirmeden odana geç. Ay tamam geç durun. Ay baba. Bırak ya bırak sen de taşıyor. Ya siz anlamıyorsunuz, ben anlamadım. Büyülendiniz mi? Nedir yani? Şey diyorum ya, dal dala diyorum. Baş başa gördüm diyorum ya. Tamam Bünyamin, tamam. Otur bakalım öyle. Otur. İşler değişiverdi. Ya ne işi değişti? Ne oldu? Gözünüzü seveyim otur, ya. Otur Bünyamin, otur. Beni ver bak. Hastane raporları karıştırıvermiş. Bunlar da nikahtan önce bunu öğrenmişler. Kamran hamile değil. Anladın mı? Lan, bunun da... Cemal'de zaten gönlü yokmuş ama hamileyim diye evlenmeye kalkmış. Durum böyle olunca o da demiş ki madem ki hamile değilim ben de intikam olsun diye hayır diyeceğim demiş. Vay arkadaş ya. Demek hamile değilmiş ha? Helal olsun valla. Yalnız üstü bitti o zaman. Ama bunun gönlü başka birinde. Kimmiş yine ya? Biz dişçiden şüphelen dursun. Dişçi mi? Vallahi mı? Diş... Ulan tabi tabi. Dişçi tabi. Anladım ben ya. Dolanıp dururlardı zaten verir böyle. Yakınlarında dolanıp dururdu. Dişçi tabi. Neyse. Pek üstüne gitmeyeyim. Utanıyoruz zaten. Nurten. Sen bir git de şunun ağzını bir arayıver bakalım. Hadi. Git bir ağzına bak. Şu dişi falan var mıymış dişçiye gönderirsiniz. Ya. Yaptığını beğendin mi ha? Sen hatta Cemal'i unut. Bağıra bağıra dişinin üstüne kalıverdin. Sahi mi diyorsun kız abla? He sahi diyorum. Gülsen'i kandırmadan düşüneydin. Kandırmadı abla. Teti dedi verdi. Ben bu hatları etmeseydim babam beni gebertecekti. Yarın da Gonya'ya gönderecekti. Sen de çömük yoluna gidiverecektin. Fatma'dan çiş aldığımızı da bilip duru o gül. Senin bu işlerde parmağın olduğunu da bilip duru. Rezil rusva olacaktık vallahi. Tüh. İyi kız, iyi kurtarıvermişiz ha. Ben de yenecektim ha. He, işine gelince böyle oluyor değil mi? Sus kız, sana yardım eden de kabahat namkör. Aba. Hı? Şimdi bu dişçi meselesi ne olacak? Bilmiyorum vallahi, ben senin işine karışmam. Aslında Kaan da fena çocuk değil ama. Yani Cemal'ın da yüzüne bakamam artık. Sonuçta biliyor ona hamilelik yalanı söylediğimizi. Senin de yine kendi yerine gelin güvey oluveriyorsun. Dişçinin hiçbir şeyden haberi yok. Beni bak, dışarıdakiler haber bekliyor. Onlar şimdi dişçiyi seviyor mu, sevmiyor mu diye soru verecekler. Ne diyeceğim ben onlara, onu söylesen bana. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ben artık. Kafam karışıverdi ya. Olmayan şey karışmaz Gamuran. Söyleyiver hadi. Ne diyeceğim? Ay bilmiyorum baba ya. Tamam ben ortaya karışık bir şeyler söyleyivereceğim o zaman. Ya ortaya karışık da neyin ya? Uyduracağım bir şeyler, tamam. Ne dedi? Geveliği verdi işte ya. Hayır da demedi, var da demedi, yok da demedi. İşte bilmiyorum dedi. Utanıyorum. Bu kız kesin utanıyor. Kim? Kamuran mı utanıyor? Ha. Utanıyorum. Utanıyorum, utanıyorum kesin. Ya vallahi siz başka Kamuran'dan falan mı bahsediyorsunuz? Ben anlamadım. Neyi utanıyor ya bu? Kardeşimi tanırım ben. Kesin utanıyorum. Nurten niye beni aile bireyleri yanına dürtülüyorum yine ya? Anlamadım yani. Utanıyorsun utanıyor. Ben niye dürtüldüm şu anda yine? Tamam lan bağırışma. Bağırışma. Şimdi yanlış bir şey yapmayayım da o da salak salak bir şeyler yapmasın. He. Sütten ağzımız yanıverdi. Bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyiverem. Öyle. He. Öyle yapıverem. Evet artık tecrübelendik. Yanlış bir şey yapmayayım da doğru şeyle olsun. Nerede bu kız ya? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi işin yoksa Muğla kazansan kepçe ara bakalım Kaan Efendi. Bu mudur yani? Hep budur Gül. Ya Cemal ben böyle bir şey istemiyorum ki. Yani benim istediğim bu değil. Böyle klasik olmamalı yani. Tamam Gül. Sen de haklısın da burası da İstanbul değil.
Yani elimizde seçenekler az. Elimizde olanla da yetinmek zorundayız. Sen bir şans ver, içeriye de bakalım. Belki hoşuna giden bir model çıkar, bir şeyler beğenirsin. Ha? Hadi. Hadi gel gel. İyi peki ama bu değil. Tamam o değil, tamam. Bu da değil. Merhabalar. Ya şu öndeki modeller dışında başka bir model var mı elinizde? Kataloğdan bakabilirsiniz isterseniz. Buradan yardımcı alayım. Neylerden? Kataloğdan. Canım kataloğum dedi. Evet kataloğu dedi de yani. Şu an işte varmış. Boşuna üzülmüşsün. Başka modeller de varmış. Hadi bak. Peki tamam. Gel birlikte bakalım. Bunlardan beğenip sipariş üstüne getiririz. Tamam. Yalnız bizim çok vaktimiz yok. En fazla 2 günümüz var. O zaman sadece bundan beğenmeniz gerekecek. Diğerleri yetişmez. İyi tamam. Doğru kataloğu seçmişsin zaten. Yok çok çiçekli. Ha orada. Gül'ün arabası değil mi şu? Nur, bunun arabası. Elbet buraya geleceksiniz siz. Elbet geleceksiniz. Ya bu çok taşlı ya. Ya bu da çok fırfırlı. Fırfırlı mı? Evet. Baksana böyle buraları buraları falan fırfır dolu. Evet. Olmaz. Bu çok sade. Hı? Yok. Yok. Ah! Ah! Cemal! Ya bak bu çok güzel ya. Ay ben bunu çok beğendim. Bak kuyruğu falan da arkadan. Aa. Evet. De. Gül. Nasıl? Bu pek bir gelinlik gibi değil sanki. Niye Cemal ya? Gayet gelinlik işte bak. Kuyruğu falan. Hem ben sana dedim ya böyle klasik bir şey istemiyorum yani. Bu da çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Evet. Hiç klasik değil zaten. Şimdi bu olursa ben bunun kuyruğundan tutarım diyeceğim. Kuyruğunu tutarsan zaten önü yok. Önü de olmadığı için böyle bir garip bir görüntü olmayacak mı? Zaten öyle demode demode arkamdan gelme. Öyle kuyruğumu falan tutma. Onun yerine yanımdan yürü. Elimi tut. Gözlerimin içine bak sıcacık. Ben de sana tekrar aşık olayım. Olmaz mı? Olur. Peki. Madem sen öyle istiyorsun. Pardon. Bakabilir misiniz? Buyurun. Şey, bunun fiyatı nedir acaba? Şimdi özel sipariş olduğu için kiralama yapamıyoruz. Satın almanız gerekecek. Evet. Biz de zaten satın alacağız. Yani. En son 2750 olur. Aa, çok iyi. Ben daha fazla bekliyordum. Cemal değil mi? Çok iyi yani. Çok uygun. Evet. Çok iyiymiş. Peki o zaman bunu alıyoruz. Yani. Peki. İyi hadi bir de sana damatlık bakalım. Şey, benim damatlığım var ya Gül, evde duruyor. Hem de az kullanılmış. Kamuran'a giydiğin damatlıktan bahsetmiyorsun değil mi Cemal? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyor oğlum, lütfen. Yani açıkçası Kamuran'a giydiğim damatlığı diyordum. Ve şaka yapmıyordum ama... Ya nesi var Gül? Damatlık işte. Hem bir daha nerede giyeceğim onu? Ziyan olacak, yazık ya. Ya Cemal saçmalama ya. Cemal saçmalama lütfen. Aman ya. Hayır, istemiyorum. Sen onu git birine hediye et lütfen. Ben yeni bir şey olsun istiyorum ya. Pis enerjisini istemiyorum ben ya. Pis mi? Evet pis. Hadi gel bakalım. Ya Gül, bu kadın bize faturayı verdi de ben faturayı nereye koydum? Bir dursana. Ceplerindedir. Ya Gül, şunu bir tutsana. Yalnız dikkat et, içinde servet yatıyor.
Cemal. Bir dakika, yani ne demek istiyorsun? Çok mu pahalı geldi? Ha yok, pahalılığından değil ya. Nasıl olsa 10 taksit. 10 taksit, 350-350 ödeyeceğiz işte. Evlenmiyor musun işte? İnsan evlenince ne yapar? Borç öder. Böylelikle hayatın zorluklarına birlikte göğüs gelmeye yorulur. Sen var ya bir tanesin. Gül. Kaan'ın arabası değil mi o? Aa, evet. E ne arıyor orada? Bizi mi takip etti acaba? Yani sanmam. Takip ediyor olsa arkamızda olur. Bu adam önümüzde. O büyük ihtimalle senin arabanı gördü. Onu gözlüyor. Yalnız atlatmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? Şimdi sen git. Arabaya bin. Trafikte atlat. Ben de burada bekleyeyim. Beni tekrar buradan alırsın. Ne yapacağız başka? İyi tamam. Tamam merak etme. Tamam ben halledeceğim. Yalnız sen saklan tamam mı? Bak görmesin seni. Al şunu da ıslanma. Hadi. Hadi kaç. Kaçayım mı? Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. İşlerim vardı. Asıl sen ne yapıyorsun? Benim de işlerim var. Burada. Ne? Burada. Hayır yani burada değil. Burada yani gidiyordum. Bir telefon geldi de araba kullanırken telefonla konuşmuyorum biliyorsun. Hemen sağa çektim. Yani sana da tavsiye ederim kesinlikle araba kullanırken telefonla konuşmayın. Teşekkür ederim Kaan. Kamu spotu gibisin. Sağ ol yani. Sen sağ ol. Eğer işim bittiyse istersen seni bırakabilirim yani hazır araba da var. Yok sağ ol benim arabam burada. Aa nerede? Hani? Kaan hemen şurada önünde görmüyor musun? Aa şey araban belki hiç fark etmemişim ya. Hiç fark etmedin. Yok yok. Neyse tamam o zaman ben gidiyorum görüşürüz. Şey şu Atatürk heykelinin sol tarafında bir işim var. Oradan da köye döneceğim. Şey heykelin sol tarafı. Tamam. Ha şey bu arada Kamuran nerede? Kamuran ne bileyim belki. Ha sen gelip Kamuran'ı alacaktın ama şey Bünyamin senden önce davrandı. Geldi onu götürdü ama iyiymiş. Evde düşünüyormuş işte sakin bir şey. Tamam hadi görüşürüz. Ne güzel tesadüf oldu değil mi? Ya, ya sorma. Şey telefonla konuşma araba kullanırken aman. Aha yok asla tabii. Görüşürüz. Bak sen şunu çiçeğe ya. Bakalım Kaan, şimdi de takip et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hangisi sen ya? Çekilir misin? Çekil. Tamam. Hadi çekil, uzatma. Hadi. Hayret bir şey ya. Nereye gitti bu ya? Atlatmışsın. Tabii canım. Zaten bu işler benden sorulur Cemal. Ben İstanbul'dayken off-road yarışlarına katılmıştım biliyor musun? O zaman seni traktörle tarlaya sokmak lazım değil mi? Neden? Ondan hala off-road mu? ne yapmış Kaan? Arabayı mı gözlüyormuş? Kesin öyleydi Cemal. Çünkü gittiğimde bayağı bir şaşırdı. Yalnız Cemal biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü peşimizde dedektif gadget var yani. Ya şu ileride çok güzel bir tane mağaza var. Böyle çok şirin ev eşyaları satıyor. Evimize bir şeyler almak istiyorum. Evimize? Evet. Evimize. Bizim evimize.
Kulağa çok hoş gelmiyor mu? Geliyor. Evimize. Gül, bütün Muğla'yı buraya taşıyacağımıza Muğla'dan ev tutsaydık daha kolay olacaktı. Kızdın mı yoksa sen bana? Ben sana kızabilir miyim? Hem de evimizde. Topum. Dün Mardi'ye geldim ama ortam çok sessiz ve sakin. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Bu bir soru. Mevlüt'te düğünlerden mi yoksa? Ha, yok yok doktor hanım. Nur topum. Hayır, bana doktor hanım deme. Aynı mahde. Aradaki bu sert, kalın resmiyet duvarlarını yıkalım, kaldıralım. Seni samimiyete davet ediyorum, meleğim. Düğün müğün olmadı, nikah da yok yani, yok. Niye? Ya bizim Yağmur'un hamilelik meselesinden. Onu böyle köşeye sıkıştırıverdiler. Nikah da mecburen hayır dedi. Şaştım kaldım vallahi. Neyse biz yemek yiyip dururuz yukarıda. Sen de gelmişken buyur biz de yemek yersin. Tamam. Hamilelik meselesini yalnız kimselere bir şey konuşma yani. Hayır, sorun yok, sorun yok. Olmayan kaynanam beni seviyormuş demeyeceğim. Pozitif düşünerek gelecekte beni kaynanam çok sevecek diyeceğim. Aynıma Hanım geliverdi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Öyle otur sen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Durun, durun. Bir dakika. Kendimi kırmızı halıda gibi hissettim. Bu Hollywood artistleri gibi yakışıklılar. Sizin mi? He. Bu 4 numara Kemal. Bu da 5 numara Tarkan. Maşallah. Maşallah. Ne bakıyorsun? İşte vallahi seni çok seviyorum. Ne? Helal olsun. Sen kalk. Nihal'e kılık değiştirt. Evin içine kadar sok. Gerizekalı Nihal Hanım değil o. Benim ruh doktoru var ya o. Şey, Haymen'in hanımı. Nasıl ya? Aynı Nihal. Aynı Nihal değil. Haymen'in ne? Benziyor. Giyemeyen ağzına vuracağım bak. Konuştum ben. Doktor hanım. Hoş geldiniz. Siz de bizle keydirmez misiniz? Ayten kızım, hadi bir tabak daha getiriver evladım, hadi. Tamam baba, düşünemedim ben. Duydum ki düğün olmamış, öyle mi? He. Nikah olmadı ki düğün olsun. Neyse canım, neyse, neyse. O kapkara umutsuzluk seline kapılıp gitmiyoruz. Çünkü her işte ne var? Hayır. Bir hayır var. Öyle tabii. Her şeye kısmet. Değil mi? Değil mi? Teşekkür ederim. Bünyamin, sen nasılsın? Anlat. Ben iyiyim ya, iyi oldum. Biraz daha psikolojim yerine geldi. Böyle bir nefes almaya başladım. Hafif rahatladım. Arabayı komple alabilirsem inşallah daha rahatlayacağım inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık vallahi, pek güzel olmuş. Artmazsa yetmezmiş, bayağı da artıverdi. Afiyet olsun. Görüyorsunuz değil mi? Bak, yemek de bitti. Gülsüm halen ortalarda yok. Nerede olduğunu bilen var mı içinizde? Bana mesaj yazdı babaanne. Dışarıdaymış, dolaşıyormuş. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Niye yalnız kalacağıymış? He? Bugün Cemal evlenmedi, neredeyse zil takıp oynayacağı de.
Akşam olunca mı yalnız kalmaya ihtiyacı oluvermiş bunun? Yani işte akşam oldu, hüzünlendim ben yine durumları. Bu kız bir şeyler çeviriyor, bir atlığa karıştırıyor. Bir atlığa karıştırıyor, ben bunu bilir, bunu derin gari. Bunu kulağınızın arkasına yazıverin. Ya tamam Sultan kız. Sen de bu kadar üstüne gitme Gül'ün. Acık rahat bırak kızı. Acık rahat bırakıver. Ben anlamam gari. Neredeyse alıp bulun getirin onu gari. Evde otursun, evde hallerini versin. O kadar. Tamam. Tamam babaanne, ben bulurum onu şimdi. He, ben de kalkıyordum zaten. O zaman beraber gidem. İsterseniz bulup getiriveren Gül'ü. İyi olur Niyazi dedeciğim. Hadi elinize sağlık tekrar. Gülü gülü Niyazi'm, gülü 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 gülü. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Sağ ol. Hadi gidelim. Ha, bir şey soracağım ya. Neredeymiş bu Gül? Bilip durun mu? Ha yok, bilmiyorum. Babaannem telaş yapmasın diye öyle söyledim. Bir de ne zamandır baş başa kalmadık. Bahane uydurdum. Doğru de, vallahi ne diyeyim bilemedim şimdi. Ya olayla öyle bir karışıverdi ki milletin derdiyle uğraşmaktan kendi derdimize derman olamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ne yapalım? Azmağa gidelim mi? Ha? Masa kurulmuştur orada, türküler falan. Oldu, pek güzel oldu. Yalnız o zaman sen Gül'e mesaj at, o da oraya gelsin. Hem eve birlikte dönersiniz, Sultan Ana da fazla kıllanmamış olur. Doğru söylüyorsun ya, iyi düşündün. Tamam, ben hemen Gül'e mesaj atarım. Arabanın arkasında da hala Bünyamin yazıyor ya. Yazık. Ne yapıyordur ki? Kulakları çınlasın. Anam! Ne oldu? Anam kulağın nasıl çınlıyor ya? Mızrak gibi vallahi. Kulak çınladığı zaman halk arasında biri car 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 seni tutup bir o yana bir bu yana çekiştiriyor derler ama kulak çınlaması nedir? Hayra alamet değildir. Tansiyona da delalet olabilir. Dikkat. Tansiyon ben anladım. Anladık tansiyon, kesin tansiyon. Su içlen. Sıfır tansiyon soracağım. Bir de bayılır. İyi misin? Bir dakika. Başlıyor, üşümüyordum. İyiyim ya. İyi misin? Tamam mıdır? İyiyim, görüntü geldi, iyiyim ya. Aa, o zaman küçük, basit bir şey. Küçük iyi ya. Nerede kalmıştık? Ah. Kurban olurum, kurban olurum size. Ne kadar güzel dinliyordunuz. Siz de o kadar güzel anlatıp durdunuz ki ondan. Ah, evet nerede kalmıştık? Düşünceler kelebekler gibi uçtu gitti. Unuttum. Yani Yusuf Bey araya o kadar laf kaktırıverince unutuverdin tabii. Aa, hayır. Yusuf Bey'e laf yok. O gerçek bir toprak ağası gibi. Buram buram toprak kokan yurdum insanı. Annem abla, sen bir de babamı gençken görecektin. Fenaydı o, fena. Sus lan, sus! Aa, gençken mi görecektim? Kulaklarını çekeceğim senin. Ama baban hala genç. Sadece biraz saçlar beyazlamış, hepsi o. Seni hınzır, sen de babana benzemişsin. Pek yakışıklısın, pek tatlısın. Tevhidim de. Yusuf! Neyini dalıp gidiverdin öyle? Hakikaten kayınbaba, o kadar derinlere dalma, dikkat et yani. Vurgun yersin. Dediniz de kalıverdik. Oradan devam ediveren. Aa evet dedem. Teşekkür ederim.
Ben o günlüğü bulup ne yaptım? Bir okudum. Evet, dedem gerçekten yatağın ve civar köylerde görev yapmış. Hak etme kız. Evet, meleğim. Ben buraları keşfettim ya. Göçmen kuşlar uçar. Mevsimler değişir ama ben hayır. Asla gitmem buralardan. Neyse o zaman. Aynaman abla. Sen ayıp olmazsa ben kaçam. Nereye lan? Aşağı iniyorum abla. Yatacağım. Hadi bakalım. Baba. Baba. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nerede kalmıştık? Burada. Artık hep burada kalıverecekmiş Aynama Hanım. Ah, evet, çok sevdim. Babaanne. Babaannem. Çok güzel bir oyun buldum babaanne. Bak sana da eğlence olur. Hep göstereyim mi? Öğreteyim sana, bunu da oynarsın. Hadi bak yok, şimdi. Yok kızım, yok. İstemiyorum ben, istemiyorum. Evet, istemiyorum. Babaannem bak, beğenmezsin oynamazsın. Bak uğraş olur sana da, hadi. Ne güzel kızım benim. İstemiyorum dedim ya. Sen oyna yavrum. Sen beni rahat bırak bakayım. Sen beni rahat bırak. Sultan anneciğim, kusura bakma, seni bu saatte rahatsız ettim ama seninle çok önemli bir konuda konuşmamız lazım. İyi, konuşalım. Gel bakayım. Gel otur. Cibik. Hadi kızım, sen odana çık, orada yan başına oynayıver. Hadi. Biz Kaan abinle şöyle azıcık konuşalım gari. Hadi. Sen gidi be. Görüşürüz. Görüşürüz tamam, Cibik. Tamam babaannem. Otur bakayım. Otur. Ah. Söyle bakayım doktor bey oğlum. Çıkar ağzındaki baklayı, ne var ne yok. Söyle bakayım. Çok tuhaf şeyler oluyor Sultan anneciğim. Çok tuhaf. Bence bizim bu Gül'le bu Cemal görüşüyorlar. Bana görüşmüyoruz, hiç konuşmuyoruz. Babaanne dedi. Bak, bugün Sevat benim muayenehanenin önünden geçerken bana dedi ki ben Cemal'le Gül'ü Muğla'ya giderken gördüm. Ya ben de hemen atladım arabaya, Muğla'ya gittim bunları bulurum diye. Cemal'i bulamadım ama Gül'ü buldum. Gül çok tuhaf, böyle şaibeli davrandı. Ondan sonra da arabasını atladı. Ben de bunu takip etmeye başladım. Benim onu takip ettiğimi anlayınca da Amerikan filmlerindeki gibi beni atlattı. Ya. Beni bak oğlum. Ha? Ben de bunları düşünmüyor değilim. Sen Gülsüm'ü gözününden ayırma gari. Onu takip et be. Bu bir takım numaralar çeviriyor. Bizi sürpriz yapmasın sakın. Sen de farkındasın yani. Olmam mı oğlum, olmam mı? Ben farkındayım, ben her şeyi düşünüyorum gari. Bire bak, biz onu fıkka bastıram gari. Tamam. Fıkka bastıram. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi ya Cemal? İşte Gül, değişik oldu. Yani köy evinin dışına çıktı, biraz daha modern oldu. Süper o zaman. Yapmak istediğim de buydu zaten. Tütün damı birazcık daha country tarzıydı. Burası da böyle modern olsun istedim. Evet, oldu da. İyi. Ha, ablam mesaj atmış. Azmak'ta buluşalım mı diyor, hemen oraya gel diyor. Ne dersin, gidelim mi? İkimiz mi? Gül, herkes bizi ayrıldı biliyor. Nikahda iki gün var, şimdi tehlikeye atmaya değer mi sence? Ya tamam da işte, maksat beraber olalım. Oyun yaparız bir şekilde. Nasıl bir oyun yapacağız? Şöyle, şimdi ben biraz önden çıkacağım, sen sonradan geleceksin, tamam mı? Ya iki ayrılmış sevgili. İşte biri gelince diğeri huzursuz olur. Birbirlerine laf sokarlar, işte surat yaparlar falan. Sonra etraftakiler onları oraya oturtmaya çalışır. Sonra huzursuz huzursuz otururlar. Kolay ya, yaparız. Tamam. Bak, hadi ben çıkıyorum. Sen de çok geç kalma, tamam mı?
Görüşürüz. Görüşürüz. Tüdü. Akşamdan beri ağlayıp durun, içim şişti ya. Kız anası sen misin kızım? Ya niye demişsin ya? Babaanne olmaya çok hazırlamıştım ben kendimi. Her şey fazla verdi ya. Kızım ben ne yapayım ya? Elden gelen bir şey var mı? Kamuran bu. Her türlü acayiplik bunun başının altından çıkıyor. Ya tamam, sen hamile değilsin. E canım, nikahta niye hayır diyeveriyor? Ayrıca ben başkasını seviyorum ne demek? Ben başkasını seviyorum ne demek ya? Sen bizle dalga mı geçiyorsun kızım? Sen de oturmuş bunu ağlıyorsun. Ağlamıyorum ben. Ya ben bunu ağlamıyorum. Ben şu bebeği ağlıyorum. Bak sen ya şu resimdeki bebe nasıl öyle masum masum bakıyor. Bak sen ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kızım bu gerçek mi? Ya bunu al. Gel bak ben sana bir şey yapıveren. Senin ağlaman hemen geçivereceğim. Senin için yapıyorum ben. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Olmayana değil, sen olana ağla. Al, al. Bu ne ya? Akşamdan beri ayazda kalmış enik gibi vır 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 vır. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Allah, Allah yarabbim, akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Alo. Ne edip durun Ayten'im? Ne edem Celal? Öyle şaşkın şaşkın oturup duruyor işte. Vallahi bizim evde bir matem havası. Anam habire ağlıyor. Gamur abayla abim evlenemedi diye. Sizde durumlar nasıl? Vallahi Celal, bizde hiç matem havası falan yok yani. Hatta misafir var, öyle şen şakrak oturup duruz. Vallahi helal olsun ya. Bu kadar da pes yani. Ne acayip bir ailem var ya. Ya Celal, sen benim aileme laf edeceğine önce bizi düşün. Vallahi arada kaynayıp gideceğiz ya. Bu saatten sonra hayatta bizim ailelerimiz barışmaz vallahi. Ya tamam sakin ol. Ben de onu diyeceğim sana. Ben yarın yine sizin bahçeye gidivereceğim çalışmaya. Sen de ne yap ne et bir bahane bul da geldi bir konuşalım. Ne edeceğiz ne yapacağız bir konuşuveren yani. İyi iyi gelirim. Ay vallahi Celal. Bütün gece gözüme uyku girmeyecek vallahi. Kendini sıkma. Ne şart ve koşulda olursa olsun ben seni alacağım. Sen benim helalimsin. Ay Celal. Çok tatlısın lan. Seni sevip durun. Ben de seni Ayten'im. Sen yokken sızım sızım sızlığı veriyor tenim. Ayten'im. Allah. Duymuyor mu lan? Kim ki bu ya? Kemal mi yoksa? Tekin Alem, ne oldu? Ne oldu Kemal? Elinin körü oldu. Sen benim anlamın çatına ne taş atıp durun? Lan ben cama taş atıp durum. Allah benim belamı versin ya. Attığım hiçbir şeyi vuramayayım. Sonra sana denk deliversin, seni vurayım. Çek bakalım, çek. Abo, Gan. Aa, Gan. Ne Gan? Dur. Çek, çek. Hayırdır, sen neye dadandın cama yine? Ya. Neye dadanacağım? Görmüyor musun? Nikah olmamış. Ne edeceğiz biz? Onu diye konuşalım dedim. E ne olacağız Kemal? Biz senin yarım akıllı abanyet bir halt işte. Üf, zaten babanla babamın arası bozuk, anlaşamıyorlardı. Şimdi dedim ben bu düğün meselesine barışırlar, iyi olurlar. Ama şimdi yine şey oldular. Anlaşamadılar, ipler koptu kopacak. Onu boşver de sen ne rahatsın lan? Meraksızın kızı.
Ben dağın başında geceyi geçiriveren, kayboluveren bir kere bile deme Kemal neredeydin diye. Kemal ben nereden bileyim senin dağda kaybolduğunu? İçmem doğacak benim. Lan düğüne gelmeyince de fark etmedin mi? Ne bileyim ben herhalde dedim gurur yapıyor, tavır yapıyor ondan gelmedi düğüne nikah dedim. Her şeyi de tahmin et, her şeyi de tahmin et. Rasathanenin kızı. Ne? Rasathanenin kızı mı? Oldu mu Kemal bu hiç? Yani bir şey bulamadım yerine. Neyse onu boş ver de devakan bana. Biz ne edeceğiz? Önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor. Ne edeceğiz Kemal? Bu saatte konuşulacak şey mi bunlar? Babam yukarıda, anam içeride, alnımda bir delik. Kan kaybından ölüp gideceğim burada. Hadi sen şimdi git de babam yakalarsa o da seni açar bir delik. Yarın ben ağırlara gelirim orada konuşuruz. Hadi git iyi akşamlar, iyi geceler. Hadi bakayım. Tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne kemaller yanıyor. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün sultanı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. Ağzına sağlık. Helal olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Be. Hayırdır? Öyle de havam değişsin dedim biraz. Ben çağırdım Gül'ü. Ne oldu? Bir mahsur mu var? Olur mu canım? Bir mahsur olur mu? Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Ne demek? Buyurun. Sıdık şuradan bir sandalye kapımaya bakayım. Hemen koş. Buyurun, buyurun. Ne demek? İyi. Cemal yoksa oturabilirim biraz. Geç. Gel, dur. Oh. Buyurun, buyurun efendim. Evet. Ben artık izninizi isteyeyim. Öyle tek tek mucuk 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 herkese öpmeyeyim. Evin reisini öpeyim. Herkese dağılsın. Oh. 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 Herkese öpmüş kadar oldum. Tabii tabii. Bu hepsine yeter. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Sağlıklı günler. Yahu. Kadına bak be. 40 yıllık kocamın gözümün içine baka baka öpüverdi ya. Ay vallahi çok fenaymış bu kadın ya. Şşş. Dedikodu etme. Bu kadının söyledikleri benim kafayı allak bullak ediverdi. Bana öyle geliyor ki bu kadın Sultan Ana'nın gerçek torunu. Söyledikleri hep tutuyorum. Ne yapayım Sultan Ana'nın torunuysa? Bu sene öpme hakkını mı veriyorum? Biraz aklını kullan Esma. Ben bu konuyu araştıracağım. Sakın kimseye bir şey söyleme.
Bak Benjamin, kafamda binlerce düşünceler birbiriyle yarışırken düşündüm, taşındım ve senin için çok önemli olan iki şeyi elinden aldı bu Niyazi. Yani bir araba, iki sevgilin. Ha, bu arada. Yukarıda kül gibi karın var. Buna rağmen sevgili yapman nedir? Hiç benim tarzım değildir. Buraya koca bir çarpı koyuyorum. Bunu kınamakla beraber benim hastam olduğun için şu anda bunu irdelemiyorum. Seni yargılamıyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum. Teşekkürler. Ah, ne diyordum? Düşünceler kelebekler gibi uçtu gitti yine. Ha, evet. Bu önemli iki şeyden birini, arabanı Niyazi'den tırnaklarına geri almak zorundasın. Madem arabayı Niyazi sana geri vermiyor, o zaman ne yapacaksın? Kıza asılacaksın. Kıza asıl. Korkma. Nihal'e asıl. Onu geri iste. Niyazi'yi tedirgin et. Salla. Onun dengesini boz. O zaman inan bana ne olacak? Kız elden gidiyor diye paniğe kapılacak ve arabayı hiç önemsemeyecek. Allah'ım ya. Ya ben araba gitti diye benim moral bozukluğumdan ben Nihal'e hiç yap hep geri çekildim, hep kaçtım ya. Nihal de gitti diye ne bileyim arabadan ya. Geri çekilme hiç güvenli bir yöntem değil. Daha garantili yöntemler var. Bence onları dene. Kıza asıl Bünyamin. Beni dinle. Tamam. Yine çalışmalara başlıyorum ben şu andan itibaren. Güzel. Asılacağım. Evet. Sana iyi geceler, sağlıklı günler. Bir dakika ya. Senin araban bu mu ya? Evet. Yani hem evet hem hayır. Bu dedemin arabası. Onun mavi muhabbet kuşu ama ben kullanıyorum. Ya bu araba şahane. On numara araba. Bu var ya acı modif yapılır buna. Buna modif yapak buna. Olmaz. Dedeme orijinaline sadık kalacağıma söz verdim. Bünyamin, lütfen artık normale dön. Dediğim gibi kıza asıl, ondan yürü. Haydi tekrar iyi geceler. Tekrar bekleriz ama hadi. Görüşürüz. Maviş ya maviş, kedi gibi maşallah. Geri fitese bastır, geriye çek ha. Az ver ya. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Cemal. Gel lan. Sandalye al, şurada otur buraya hadi. Yok. Oturmayacağım ben. Cemal gel sen otur, biz kalkıyorduk zaten. Yok. Siz zaten oturuyordunuz. Ben hiç rahatınızı bozmayayım. Oturmayacağım. Öylesine uğradım. Ya Cemal biz zaten öylesine oturuyoruz değil mi abla? Gel hadi kalkalım. Ya tamam oturun. Rahatınızı bozmayın dedim. Öylesine uğradım. Ya Cemal gel otur. Ha yeterli. Sen otur. Bütün gece siz mi dinleyeceğiz? İkiniz de oturun şuraya. Git lan şuradan sandalyeyi. Al sandalyeyi. Ne oluyor ya? Git şuradan al sandalyeyi. Al şuradan. Otur da işte. Kimsenin keyfini kaçırmayın indi yani. Ya bu ne? Yamacım ha. Tamam mısın lan? Bak şimdi kardeşin sana bir türkü çalıverecek. Hem de en kıyağından. Keklik gibi kanat
Murad alıp doya doya gezmedi. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş Allah'ın bazı. Gönüle sebebi. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş Allah'ın bazı. Gönüle sebebi. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş Allah'ın bazı. Gönüle sebebi. Helal kardeşim. Helal kardeşim. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam, Mevlam versin güzelleri. Birkaç gündür moralim çok bozuk. Bu benim ateş parçam yüzünden. Yarın biraz seninle buluşsak da şen şakrak dakikalar geçirsek. Pozitif enerjine çok ihtiyacım var. Eşinden yürüyorum. Tamam, telefonlaşırız o zaman. Sallan saçın sürünsün. Açıver, açıver cekenini. Elmas kerdan görünsün. Açıver, açıver cekenini. Elmas kerdan görünsün. Kız kardeşim be. Aferin Emasun. Geç oldu. Biz artık kalkalım mı Gül? Yok. Siz kalkmayın, ben kalkarım. Ah, sana ne oluyor ki Cemal? Biz kalkıyoruz. Hayır. Varlığımdan bir rahatsızlık duyuluyorsa ben kalkarım. Allah Allah. Pardon da Cemal. İkide bir laf soktuğunun farkındayım. Bizi burada istemiyorsun, onun da farkındayım. Ama merak etme, biz gidiyoruz zaten. Sen otur. Zaten senin olduğun ortamda durmak istemiyorum. Hadi gel abla. Gül, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, otur bir dakika. Aa, siz bayağı iki düşman gibi olmuşsunuz. Ama ayıp yani, böyle yapmayın. Sonuçta birbirinize hatırınız var o kadar. Ya iki medeni insan gibi konuşabilirsiniz. Ayrılanlar da arkadaş kalabiliyor dünyada sonuçta. Allah aşkına, medeniyet kim Cemal ki? Abi Gül. Ha, doğru diyorsun Gül. Biz böyle köyde yaşıyoruz. Köylüyüz diye medeniyetten anlamayız değil mi? Ya Cemal, konuyu genelleyip çarpıtmasana. Sonuçta biz de burada yaşıyoruz değil mi? Biz de bir köylüyüz artık. Abla hadi Allah aşkına ya, kalk. Çok pardon. İyi akşamlar. Tabii tabii. Nihal Hanım. Bir saniye. Siz az önce Bünyamin'le mi mesajlaşıverdiniz? Evet. Sakıncası yoksa ne yazdı sorabilir miyim? Yazık, çok morali bozukmuş. Moralim çok bozuk dedi. Yarın buluşsak biraz morale ihtiyacım var dedi. Arabası da yok ya, Niyaz. Ha. Ya sakın kıskandım deme.
Yok canım, oğlum öyle şey. Neye kıskanam ki? Kıskanmadım. İyi, tamam. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal. Efe, bir bak bakayım. Ya ne oldu, siz gene mi bozuşuverdiniz Güllen? Ha, yok lan. Ha, birlikte olduğumuzu anlamasınlar diye numara edip duruz. Allah canını almasın, ben bine inandım lan. İnşallah sen yine Nihal Hanım'a ağzından bir şeyler kaçırmadın. Yok canım, olur mu öyle şey ya? O bir defa olur Efe, bir daha yapmam öyle bir şey. Ha. Yok. Ne oldu lan? Siz neye kalkıyorsunuz? Şey ya, siz rahatsız olmayın hani böyle baş bir şey falan konuşun. Biz gidelim yani, öyle dert etmeyin yani, tamam? Lan oğlum, bizim baş başa konuştuğumuz gizli saklı bir şey yok. Ben kıza niye öyle yapıyorsun dedim, yapma ayıp oluyor dedim. Onu konuşuyorduk yani. Ha. İyi de arkadaş, o konuşacağını orada konuşamıyor muydun bizim yanımızda? Hadi bakalım, hadi toparlanın. Şişt, hadi. O masayı da toparlayın, tamam? Hadi görüşürüz. İyi akşamlar Niyazi Bey. Kolay gelsin Niyazi. Arkadaşlar. Konuşun, konuşun. Sıddık. Allah Allah. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel, toplayıverin oraları. Mertin. Ha? Gel gel. İlk kez uyudun mu kız? Beni bak lan. O aynı mahva ya. Anam onu kıskanıverdi. Herkes girsin odasına zıbarsın yatsın dedi. Kesin acısını babamdan çıkaracak. Ya şey, neyse Nurten, benim sana harika bir haberim var. Aha, sahi mi diyorsun lan? Ne? Moralim çok yerinde kız. Ha, iyisin Yuşum. Sağ ol. Yani bu şey, Kamuran'ın hamile olmadığını öğrendim ya. Ha. Bana acı moral oldu o. Ha. Ya şey yani, Cemal benden önce torun veren damat olaydı, ben çok kötü olurdum kız. Vallahi, vallahi belli etmedim kız. Yıkıldım, yıkıldım içimden. Vallahi çok moralim bozuldu da. Şimdi iyiyim maşallah. Bak şimdi her şeyi kenara bırakıyorum, tamam mı? Her ha. şeyi bak kenara bırakıyorum. Ha. Bu Cemal'le Kamuran'a nasip olmayan gerdek diyorum. Bize nasip olsun diyorum. Sahi mi diyorsun lan? Tabii canım. Bir bebe yapar artık yani. Ha. Sen benim yani gül gibi karımsın ya. İyi o zaman lan. Bana bak, sen o zaman tıraş ol da yumurtalaş. Yumuşum. Yumurtalaş mı? Tamam tamam, tıraş olayım da yumurtalaşayım o zaman. Ha. Hadi hadi. Ha. Koç yumurtası gibi geleceğim bak. Çıkar. Çıkar. Yardım et. Açıklar şunlar. Olsun lan. Bana bak, rafadan mı olsun, löp mü olsun? Nasıl istiyorsan öyle ol dersin. Hadi çabuk lan. Hadi çabuk gel lan. Sen gelmeden bir şey yapma. Tamam lan, bekliyorum. Hadi. Yapma ben gelmeden. Bekliyorum lan. Hadi. Hadi çabuk gel ama. Tamam tamam, öyle bir flaş gibi geleceğim. Ayın baba. Ne yapıyorsun ya gece gece böyle? Evet, canım sıkıldı da tıraş olup duran. Allah Allah, niye ya, ne alaka? Neyin alaka? Hayır yani, akşam akşam o sakal güme ne rahatsızlık verecek ya? Çık dışarı, zaten işim gücüm var. Ananın da sinirleri tepesinde, bir de seninle uğraşmam, çık dışarı. Hadi. Çık dışarı. Kendini kesme hadi. Hala üzülüp durum.
Dön bakayım dön. Yatakta küslük olmaz. Deniz, ben gerçekten de anlamıyorum. Yoksa sen babaanne olamayacağım diye mi ağlıyorsun sen? Hı? Dur. Var böyle. Sen daha anne olacak yaştasın ya. Babaanne neymiş ya? Babaanne ne ya? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hı. Sen de hala baba olacak yaştasın ya Hüsnü. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Onu bekledim Nurten. Niye ki lan? Allah Allah, niye olacak kız? Bir erkek akşam akşam niye tıraş olur ki? Asker nöbeti tutacak değil herhalde. Vardır bir işi. Tamam lan. Gel, babamı bırak da biz kendi işimize bakıverelim. Tamam, gel. Gel. Kim lan? Bakayım lan. Ne bu sen? Yumurtalaşmışsın neyse. Ne ayak pisliği gibi oldu ya. Nurten inanamıyorum kız. Herhalde olacak, yapacağız herhalde. İnşallah. Bir yana ver bakayım. Bir buradan bakalım. Nurten, Allah'ım ya, kafamdaki ateş parçasının gürültüsünü, sesini, kornasını duyuyorum Nurten ya. Benim psikolojim bitik herhalde, ben iyi değilim Nurten. Yok lan, kafanda değil, ben de duyuyorum, gerçek lan bu. Vallahi mi kız? Ha. Aa, bak lan bir daha çalıyorum. Yesin Niyazi lan bu. Ah canlanmazsın ya. Vallahi de bilerek yapıyor bana. Beni delirtmeye çalışıyor bu Niyazi. Bak Nurten, beni mahvetmeye çalışıyor. Ben biliyorum ya. Ben onu var ya şimdi sandığa gömeceğim gidip. Bırak lan onu. O seçimlerde olup dur. Gel lan biz işimize bakıveren. Ha? Hayır Nurten, ben seçim başımı bekleyemem. Ben şu anda gidip 13 sandığa gömeceğim yani. Bak bu arada ben buradan çıktıktan sonra şu eşikten dışarı çıkarsan ayaklarını kırarım vallahi Nurten bak, tamam. Böyle duracaksın burada. Ben onu şimdi git teke tek halledeceğim işimi. Aynı bu şekilde kal, bu açıda kal bak. Lütfen bak, lütfen hiç bozma. Aynı yerden devam edeceğiz, tamam mı? Hadi yavrum. Abo, benim için kavga edecekler lan. Lan bu. Neredesin lan sen? Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptın zannediyorsun ya sen şu anda? Ha? Ya Bünyamin, arabanın kornası bozuldu galiba ya. Deme, ben bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Sen bir bakıversen ya. Oğlum anlamazsın tabii ya. Bu arabanın dilinden kimsin? Ya sen anlayamazsın ki Niyazi. Bu arabanın bir dili var ya. Horna da takılır. Her şey, şey de takılır. Vites de takılır yani. Çekil ben bakayım. Çekil. Öldürmüşsün ya arabanın kalbini. Canım kurma oğlum. Oğlum yok takılı falan değil. Horna aynı durup durur. Allah Allah, nasıl oluyor ya? Durduk yerde kendi kendine ötmeye başladı ya. Ya Niyazi bak. Bu arabaların bir dili var. Anlamak lazım bu arabaların dilinde. Bakım ister bu arabalar, bakılmak ister. Öyle böyle herkes bu arabaları kullanamaz ya. Niyazi gel etme bak şu inat etme de arabayı bana gel satıver. Bak camın arkasında bile hala benim adım yazıyor, Bünyamin yazıyor. Yapma gözünü seveyim ya. Sat diyorsun yani. Satacağım mı lan yoksa? Neyse bunlar gece gece konuşulacak şeyler değil. Sen yarın erkenden ilk iş Kayfa'ya gel, orada konuşalım, tamam mı? Bu nasıl kapanıyor ya? Şuna bir yardım et bakayım. Onu bilmiyorum daha yani, geldi çekil.
buradan altını şey yapacaksın, yavaşça bırakıyorsun. Ya ne bırakacaksın, tamam kapat oğlum. Gitsin işte ya. Araç değil mi bu metal yığını? Hadi sağ ol tekrardan, iyi geceler. Oldu. Hadi bakalım. Oldu. Oldu ya. Hadi iyi geceler. Yavaş, yavaş ya. İbari aynı kalmışsın ya. Ne oldu lan? Olay molay çıkarmadın değil mi? Yok, olay molay çıkartmadım. Ateş parçamı gördün mü? Fena. Şey yaptım böyle bütün psikolojim falan çöktü, sinir sistemim bitti Nurte. Bu nasıl bir kahırdır ya? Nasıl bir kahır yani bu? Gel buraya. Burası buz gibi olmuşsun, her yanın buz. Şey, senin bu ateş parçam benim de psikolojimi bozuverdi lan. Vallahi böyle kanım çekiliverdi ha. Neyse dur şimdi hemen nefes egzersiziyle şey yapacağım. Hemen kendime geleceğim şimdi. Tamam ya. Tamam. Dur sakinleşeceğim biraz dur. Allah iyi geldi. Allah işe yaradı ya. Nurten. 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 Baba canlanmasın ya. Horluyor ya. Ulan kendimi nasıl hazırladıydım ya. Hay kaderime ya. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım lan. Kız, çılgın. Tık oldu ya. Neyse, ne yapıyoruz? Hadi gel. Nereye kız? Kız, evsiz kalırız orada. Gel lan. İyi, hadi o zaman. Hadi, iyi. Kim bu? Kız, cilveleştin değil mi? Cilvelemem amacık. Ya, yoklaşma Nurten. Dur lan, bir köşeyim açık lan. İyi, iyi. Babaannem yatmış galiba. Ha, bu arada babaannem sana iyice sardı, haberin olsun. Ha. Aa, niye? Ya işte bir işler karıştırdığını falan düşünüyor. Nasıl ya? Ya canım, Cemal'le ilgili işte. Üf, abla ya, Cemal'le ilgili saracak bir durum yok. Kendi gözlerinle gördün işte. Ya tamam, ben gördüm, ben biliyorum. Ama babaannem bu işte, takınca takıyor. Ona derdi anlatmak kolay mı biliyorsun? Ay, gel hadi. Oturalım mı, biraz konuşalım. Ya ablam, ben çok yorgunum, yatacağım. İyi tamam. Ben oturacağım biraz, sana iyi geceler. Tamam, iyi geceler. Ay babaanne! Babaanne, ödüm koptu ya. Ne yapıyorsun sen böyle karanlıkta oturuyorsun? Gel bakayım, otur şuraya. Ödün kopmadan. Gel otur bakayım şuraya. Anlat bana bakayım, bu saatte kadar neredeydin sen? Geziyordum babaanne, dışarıdaydım. Kızım bu saatte gezilir mi? Saat kaç? Babaanne, ben hep böyle gezerdim. Cemal'le birlikteyken çıkıyordum, hep bir şey demiyordun, kızmıyordun. Şimdi niye kızıyorsun? Sen şimdi Cemal'den ayrıldın mı, ayrılmadın mı? Onu söyle bakayım bana. Babaanne, ayrılmasam neden ayrıldım diyeyim? Sen bir haltla karıştırıyorsun emmi. Dur bakayım, kokusu çıkacak yakında. Babaanneciğim, hayır, hiçbir halt falan çevirdiğim yok. Vallahi bak. Ya Cemal'le birlikteyken dışarı çıkmamı istemiyordu pek. Hep benimle çık falan diyordu. Benim de tabii o zaman aklım başımdan gitmiş, sessizce duruyordum. Ama şimdi artık aklım başıma geldi. Özgürlüğüme kavuştum ya. Eski Gül geri geldi babaanne. Daha rahat hissediyorum kendimi. Bence sen de takılma ya. Lütfen bak, sen de rahat ol. Hem istersen bu gece böyle beraber burada uyuyalım. Ha, ister misin? Koyun koyuna. Kızım bu yatak daracık. İkimiz buraya sığamayız. Ben düşerim. Hadi ben gideyim. Sen de yatıver gari. Hadi iyi geceler. Tamam babacığım. İyi geceler. Hadi bakayım.
anne sen burada mıydın? Yatmadın mı? Bu var ya bu. Bu Gülsüm var ya kızım. Çok akıllı, çok çok akıllı, çok. Ben kendim akıllı bilirdim ama bu fena. Bu çok fena, fena. Niye, ne oldu? Gel anlat. Yine bir hatlar karışıp durup, bir dolaplar çevirip durayım mı? Dur bakayım, çık çık ortaya. Ya babaanne sen de bozuk plak gibi takılıp durdun ha. Bir hatlar çeviriyor, bir hatlar. Ya yok öyle bir hat falan gerçekten. Ben bilirim kızım. Ben anlarım, ben bilirim. Anlarım ben. Babaanneciğim bak haklısın, tamam. O şu anda böyle dışarıdan bir tuhaf görünüyor. Hareketleri de garip garip. Ama yani o yaşadığı travmanın sonucu. Travmayı köye mi gelmiş? Ya babaanne. Ne? Travma değil. Travma yani... O şimdi ruhsal bir çöküntü içinde. İçinde böyle fırtınalar kopuyor. Ben anlıyorum ama hiç kimseye belli etmiyor. O hep böyle güçlü durmaya çalışıyor da. Yani zor babaanne, onu da düşün. Her şeyini çok biliyorsunuz. Her şeyini çok anlıyorsunuz. Her şey. Babaanneciğim ama öyle. Bak bugün Cemal'le karşılaştık. Bir yerde oturuyorduk. Cemal geldi. Bunlar birden iki kanlı bıçaklı gibi bir de kavga ettiler herkesin içinde. Herkes gördü. Güven bana babaanne. Öyle mi diyor? Sen öyle diyorsan öyle oluversin bakayım. Neyse hadi ben yatacağım gari, uykum geliyor. Tamam. Sen de fazla oyalanma kızım, sen de yat. Tamam kızım. Babaanneciğim, hadi iyi uykular. Toptan uyuyoruz zaten. Uyuyoruz, ayakta uyuyoruz biz. Uyuduyorlar bizi. Hadi iyi geceler. Aşkım, nasılsın? İyiyim bir tanem. Sen olsaydın yanımda daha iyi olurdum ama buna da şükür. Niye? Neredesin ki? Evimize geldim. Orada kalıyorum. Ya, söyleseydin ben de orada kalırdım. Bilmiyorum. Sensiz ayaklarım başka yere gitmek istemedi. Ya yanında olmak istiyorum. Ben de. Az kaldı. Bundan sonra hep beraber olacağız. Ama ben şimdi olmak istiyorum. Düşündüğümü yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Yapma Gül. İstiyorum. Oradaysam ben de orada olmalıyım. Gül, bu saatte olmaz. Sensizliğin saati olmaz asıl. Bekle, geliyorum. Gül, biri görür. Görmez, herkes yattı. Sen bana bırak. Gül, her şey berbat olur. Oyun yaptığımız anlaşılır. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Uyuma sakın. Cemal'e gidip duru bu. Hadi takip edivi oğlum. Hadi takip edivi. Tamam Sultanım, merak etme.